var orada. Duydun mu? Duydum. Ya ne yapıyorsun? Ne oluyor? Lan yemin ederim ki iyi. Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Candar, yanımda küçük kafalı Slalom. Videonun başında gece gizliceği yazıyor ama şu an gece değil arkadaşlar. Neden Sloş? Neden? Çünkü arkadaşlar şu anda İstanbul Riva'da terk edilmiş bir oteldeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi. Şu aşağıları da bir gösterelim Yiğit. Arkadaşlar çok garip bir şekilde otelde hiçbir şey yok. Kocaman bir otel var, kimse yok. Şu anda gündüz. Gündüzken buraya girebiliyoruz ve şu tarafa geçmemize izin vermiyorlar. Güvenlik var şuradaki kulübede. Bu tarafta çekim yapmamıza izin veriyorlar ama burada çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Burası otelin ana kısmı herhalde sanırım, değil mi Sloş? Yani otelin ana kısmı burası. Bu bölgesini gezeceğiz otelin. Oradan da adam bana bakıyor arada. Nereden lan? Güvenlik. Otelin arkadaşlar bu bölmesini gezeceğiz. Diğer tarafa geçiş var. Yani içeriden bir bağlantı var. Alt tarafa geçiş yapabiliyoruz. Gündüz burayı gezeceğiz. Gece olmasını bekleyeceğiz. Karanlık olduktan sonra gizli bir şekilde diğer tarafa geçeceğiz. Oradaki terk edilmiş otel odalarını gezeceğiz. Binaları gezeceğiz. O yüzden başlayabiliriz. Direkt içeri gidip burayı bir gezebiliriz. Ama çok ihtişamlı gözüküyor ya. Arkadaşlar bu arada bu tarz daha fazla terk edilmiş veya gece gizlice veya korku videolarının gelmesini istiyorsanız şu anda abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bu istatistiklere göre karar veriyoruz devamını çekmeye. Şimdi başlayabiliriz. Let's go. Boş odanız var mı? Boş odamız yok hanımefendi. Hepsi dolu. Ne demek? Ruhlar tarafından kiralandı. Burayı... Boş oda mı? Hı-hı. Git. Nereye? Gelme, uzaklaş. Nereye gideyim? Dönmediler. Kim? Gelenler. Arkadaşlar çok garip şu resepsiyona falan bak. Burada kağıtlar var Sloş mesela. Ya buradan herhangi bir bilgi falan, telefon numaraları var Yiğit bak. İç hatlar, ön büro, muhasebe. Baksana Sloş, bir sürü kağıtlar var abi. Ve Çiğdem Durukan diye birisi burada kalmış. Ne zaman? Tarih yazıyor mu? Ben de ona bakıyordum. Arka tarafında falan. Konaklama yazıyor. Belgesi. Yok. Daha bir sürü kağıtlar var ama. Burada başka konaklama belgeleri de var. Yani biraz kurcalayacağım. Belki pis olabilir ama. Tarih yazan bir şey bulmak istiyorum ya. Arkadaşlar burada sen bizim öğrendiğimiz, araştırdığımız bilgilere göre daha yeni hani çok olmamış terk edilir. 2017'de terk edilmiş arkadaşlar. Kaç sene olmuş? 6 sene. 2023'teyiz. Mükemmel vatandır. Bu ne? Personel özlük dosyası. Boş çıktı ya. Bir şey çıkacak zannetmiştim. O yüzden attım. Olacak. Bakalım burada var mı ya? 2017, 4. 25'i. Aaa! Adisyon. Ne siparişi? Adisyon. Sprey boya. Ne? Sprey boya ne alaka? 400 miligram galiba şu, emin değilim ama sprey boya yani kesin. Ya, tamam. Değil mi? 2017'de sprey boya 12,5 liraymış. Şu an kaç para acaba? Aman, kameramanımız otelde konaklamaya karar verdi. Şurada anahtar var Yiğit. Hiç kimsenin buraya bir müdahale etmemesi garip değil mi Sloş? Dolabı aç bakalım. Şehir dolaplarda. O ileriki taraflara gidelim. Oralarda garip. Terk edilmiş okulda tuvalette sigara paketi vardı yine. Tam şey diyordum. O kadar uzun zamanda terk edilmiş oldu belli ki eski sigara paketi var yerde biliyor musun? Baksana. Kim bilir ne zaman terk edilmiyorsun. Bu sigara paketleri kalkalı o kadar çok oldu ki. Sıla hani satılmıyor artık bunlar. Sigara paketi eskiden kalmadı. Sigara paketleri siyah oldu ya Sıla. Bakalım burada da eskiden kalma bir şey bulabilecek miyiz? Burada her yere çok dokunması da şurada. O tuvaletin işini öyle. Şuraya bak şuraya. Ölüm seçmiş burası. Pislikten başka bir şey yok. Of bu can sismi delirtik. Kal sigara paketi. Hani? Aa, burada da bu. Oğlum bu yeni lan. Lan dolu lan. Sen mi bırak? Ya Yiğit ağlarını seversen ya. Ben Yiğit'i anlıyorum. Ön tarafın manzarasına baksana Yiğit. O kadar iyi gözüküyor ki. Ben aşağıdaki evleri çok merak ediyorum ya. Şimdi burası resepsiyon gibi bir şey. Kapının devamı yok mu? Arkadaşlar bu benim hayallerim açılan kapı. Gel. Çok yüksekmiş. Dedim ben sana. Yemin ederim çok yüksek. Burası muhtemelen yangın merdiveniydi. He olabilir. Ondan sonra merdiveni çaldılar. Ama buranın manzarası çok iyi ya. Ha dediğim gibi ben daha çok sana aşağıdaki evleri merak ediyorum. Çünkü burası daha çok böyle ağırlama hani bir resepsiyon olduğu gibi olduğu için kişisel kullanım alamaman için yerlerde ilginç şeyler olabilir yani bayağı. Evet. Burası neden terk edilmiş Kisla sence? Şurada çok güzel eğlenilir ha. Orada yerde düğün afişleri şeyleri de var. Düğün yapılır falan. Bence burayı öyle bir alan için kullanıyorlar. Arkadaşlar bir de burası terk edildikten sonra buradaki yani bazı kendini bilmez insanlar diye var. Ne diyeyim Sloş yani. Burayı yağmalamaya başlamış. Alınacak, dökülecek, kırılacak ne varsa alınmış. Ama şimdi düşündüğün zaman burası ilk ulaştıkları alan oldukları için ilk buradaki şeyler alınmıştır. Yani bir şeyler varsa şu karşıdaki otel odalarında dairelerdedir. Şimdi Sıla gel ikinci kata çıkalım. İkinci kata bir bakalım. Bir eksi biri de var galiba değil mi? O zaman Sıla zaten şöyle yapacağız Sıla. Aşağıda saklanacağız ki karanlık çökerken aşağıdan oraya geçelim. Aa asansöre bak. Oha. Oha. Bir dakika Yiğit ben bir bakacağım. Vay
çok iyi. Biz bu ne yapsa? Yürü. Şöyle bir taş atacağım. İki tane taş atacağım. Söyleyecektik. Bir taş attım pencereye. O zaman dedi. Şimdi ben atayım, sen tam benim atışıma denk getir. Tamam. Ama düşüş sahnesini hesaplaman lazım. Tıkıya. Yapacağım. Ama biraz ortaya at ki ilkindeki gibi ses çıksın. Sen git bizi zirve. Allah'ım basmak için. Tamam mı? Ortaya at. Görmem lazım. Tam düşüş sesiyle şimdi. Bırak. Ya Yiğit ne yapıyorsun? Ya oha Yiğit! Çok kırıldın ya. Bunu hiç görmedik. Neye odaklanmışız? Dur da sen ne yapıyorsun? Ulan buradan aşağı koyup ayağım kaydı düşsem. Dünyanın en hızlı asansörü o olurdu işte bu. Geliyor Sıla, evet. Sen başla istersen. Sen at. 3, 2, 1. Sen söyle. At sen. Hayır yetişemezsin. Yetişirim. Peki atıyorum. Bir taş attım. Oha! Dedim sana senin başlaman lazım. Ben öyle tamam, tutacağım. Tamam bu sefer olacak hadi. Son deneme. Sen başla. Bir taş attım pencereye. Yanası çıktı. Yavaş yavaş hava kararıyor bu arada değil mi? Lan elektrik panolarını bile çalmışlar Yiğit. Baksana hiçbir şey kalmamış. İlerler misiniz efendim? Tabii buyurun hanımefendi. Bekleme yapmayın. Buyurun buyurun. Arkayı ilerleyin. Bu ne? Kutu lan, bu ayakkabı kutusunun ne işi var ya? Aa buradan şey kısmına çıkılıyor. Ne yapıyorsun ya? Alo. Dur bir kızım be. Lan bir yerden su akıyor yani Yiğit. Yağmur yağıyor, ondan olabilir. Hayır ya. Bravo abi. Ne yapayım? Arkadaşlar nereye bassam cam var, bir şey var. Bak senin tek amacın bizi korkutmak olmaya başladı. Onu da bilerek yaptın değil mi? Ayağım çarptı ya. Yok burada bir şey yok, aşağıya in. Yok bir şey yok. Ya ne yapayım abicim, gözünü seveyim. Bu ne? Otelin broşörü mü? Vakko 75 yaşında. Mine Kapacıklı. Ne alaka? Black or white. Bu derginin burayla bir alakası olduğunu düşünüyorum. Koç ailesinden özel iftar yemeği. Koç ailesi burada özel iftar yemeği mi vermiş? Bak şimdi. Allah. Dün Galatasaray. Aa! Bir şeyler yazıyor burada. Ne bu? Aylık işletme maliyeti. Vaa! 50 bin. Ama 2017'de 50 bin TL çok fazla zaten. Tabii canım. Kaç bin gider? Kızım burası, ben sana bir şey söyleyeyim Sıla. Yani buranın gideri örnek veriyorum 2017 200 bin TL ise geliri de aylık 1 milyondur yani. Hatta çok daha fazladır yani. İnsula şu yavaş. Alt katı inceleyip gezdikten sonra aşağıda kendimize artık durabileceğimiz bir yer bulalım. Gece olsun orada. Bu masa zaten bizim ev kalmış. Bu masayı bizim eve koysam bu ucunda sen uyursun, orada ben uyurum, ortada da Aysel uyurum. Yani yağmalanmış abi burası yani. İkinci kat bomboş, yağmalanmış, hiçbir şey yok. Sadece camdan odalar var. Sanırım toplantı odaları, ofis odaları tarzı bir şey. Yani hiçbir şey yok. Heh, bak kalmış yerlere girdik, nasıl yerin keyfi bir yere geldi. Gelsin lan. Şöyle kapılara kafamı uzatırken ki heyecan var Yiğit. Beni çok mutlu ediyor. Oha! İşte şimdi oradan... Gerçekten oradan bir şey kafasını çıkarabilir miyim? Bakmıyorum oraya. Yine buraya birisi içini dışını bırakmış, ne bırakmış belli değil. Şu tuvalete baksana Yiğit, çok güzel. Ooo, bir ağırmış. Şuraya bak, yani yağmalanmış tamam da, yani örnek veriyorum, tuvalet niye söküldü buraya fırlatılmış? Bunu niye söktünüz kardeşim? Çalmak için. Ya bir yalan kulu demedim bu para etmez. Sıla ver bana. Sıla? Sıla! Ya Enayi, neredesin? Arkadaşlar şimdi alt kata geldik bak. Buradan işte yol var. Gece o ilerideki terk edilmiş otel odalarına gideceğiz. Sıla Yiğit'le güzel duracağımız bir yer bulacağız ve geceyi bekleyeceğiz. Gece olduktan sonra da gidip diğer otel odalarını gezeceğiz. Bakalım orada neler var göreceğiz. Her baktığım adımda cam pis gelmesi çok kim bozuldu. Yiğit ne kim var orada? Şu kapı kapalı. Oha! Rüzgar ya. Burada sadece insan dışkısı partikülleri ve terk edilmiş bir boxer var. Arkadaşlar terk edilmiş boxer'ı kanala abone olmak için şu anda abone butonuna tıklamayı unutmayın. Ödül koptan. Burada bekleyebiliriz belki. Burada mı? Hatta git güven yanında kal istiyorsan. Abiciğim ama buradaki camlardan ne denizin içinden sahil güvenlik mi görecek beni? O pencereden görmesi için adamın... Alt kattayız ya. Ama alt kattayız da sıfırda da değiliz yani. Olsun. Bence en üst katta falan daha iyi. Şu odada yakın tarafa mı açılıyor? Aa burada biri sirtek yapmış. Çak 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 çak. Aa çok iyi, keşke biz de yapsaydık. Bravo, bizim duracak bir yer bulmamız lazım. Bir alt katımız da mı var? Var var.
O zaman oraya bakalım. Kısa bir sote bir yer lazım ki. Rahat rahat duralım şimdi. Bekleyeceğiz çünkü ikinci. Gece olmadan da ben oraya giderim de. Adam Yiğit bizim bir kere oraya gittiğimizi görürse yani ona fark ettirmeden girmemiz lazım. Ben şuradaki kayalığın arasına girmek istiyorum. O böyle V şeklinde mi? Ya gidiyorsa? Şu en alt kata da bakalım. İskele tarafına geldik. Yani Sıla ama bizim artık duracak bir yer bulmamız lazım. Sıla şurada bekleyebiliriz. Nerede? Bak şurada şey var bak böyle çardak gibi bir şey var ya. Onun altına girelim. Orada bekleyelim gelin. Zaten buradan yol var kızım. Orada bekleyelim. Gece olunca şu rampadan çıkarız gireriz Yiğit oraya. Tamam kendime. Dışarıdan görüntüsü de gergin ha. Asansör çok korkunç gözükmüyor mu? Bu ne? Burası neymiş? Oğlum burası şey kokuyor. Gerçekten şey kokuyor ya Yiğit. Odun. Ha odun da. Yani o biçlerdeki şey kokuyor yani. Bar kokuyor yani. Arkadaşlar burada birileri bir şeyler tüketmiş. Oturacak yerler falan var. Ben diyorum ki burada bekleyelim Sıla. Olur. Yani karanlığın çökmesini burada bekleyelim. Arkadaşlar aşağıda Yiğit, Sıla ve ben ateş yaktık. Gecenin olmasını bekledik. Şimdi şuradaki o eski otel adalarına doğru geçeceğiz ama ilerideki ağaçları geçtikten sonra güvenliğin bizi görme ihtimali var. Adam görürse gelir bizi çıkarır yani. Çok bir numarası yok Sıla. O yüzden oradan geçerken hızlı bir şekilde karşıya geçip otel adalarına girmemiz lazım. Yani oraya kadar rahat yürüyebilirsin abiciğim ama oradan sonra dikkat et tamam mı? Hadi gidelim Yiğit. Aynı zamanda yağmur başladı arkadaşlar. Hava buz gibi inanılmaz rüzgar var. Bu ne burası? Otel odası işte. Bu ne? Burada kim yaşıyor? Gel bakayım sen. Şu aradaki mahalle gibi yerden direkt şeye geçelim. O balkonlu gibi otel odaları var ya. Evet. Çok garip hissettiriyor biliyor musun? Çünkü sanki buralarda şu an birilerinin olması gerekiyormuş gibi. Yani öyle hissediyorum. Duydun mu? Duydum. Lan burada da korkacak bir şey olduğunu sanmıyorum. İşte şu binalara gidelim. Şuradan çıkabiliriz. Arka burası oraya bağlı. Orası? Kim var orada? Güvenlik benim sesimi alamaz. Burada güvenlik olsa ne yapıyorsunuz burada diye gelir zaten. Nerede bağırma. Tamam da abicim diyorum ki güvenlik olsa ne yapıyorsunuz diye gelir zaten çıkarmaya. Hmm. He. Gerçekten şöyle baktığınız zaman çok gergin ya. Gergin bir havası var. Şu binaların ikinci katına çıkalım. Gel git. Hadi şu binaya girelim de. Şimdi çok gergin. 636. Garip garip sesler geliyor. Oy yavaş. İki tane devlet arasında savaş çıkmış da boğulma savaşmışlar gibi. Ver bana bir. Ver onları bana. Yürü şu an esneyene ben denk gelmiyorum. Benim basitken alırsan sıkıntı olur. Gel yavaş gel. Buradan kenarda tutun. Enayi gibi çıktık buradan. Mahalleye çıksak oradan buraya giriş varmış zaten. Evet. Tamam şey diyecektim. Hani buraya diyecektim çıktık ama diyecek. Acil bir şey olsa nasıl inceleyeceğiz diyecektim. Tecavüz. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ya Yiğit. Oğlum Yiğit deme ya. Ben yapmadım rüzgardan düştü. Sen yapmadın mı? Ama bizi yukarıda yapıyorsun. Yiğit burada da yapma yani korkutmak için saçmasın. Yok. Rüzgardan. Evet. Ne düştü? Bir şey yok. O mu düştü? Başka bir şey de düşmüş olabilir. Her şey korkunç. Sen ne yapıyorsun abi ya? Ama işte de güvenliğin böyle hani bizi görüp de sesler çıkartacağını sanmıyorum. Adam bizim farkımıza varsa gelirler ki çıkın kardeşim yani. Arkadaşlar biz buraya geldik ama hani otele yaklaşmadan önceki 5 kilometrede falan bir yerleşim var. Ama otelin çevresinde hani kuş uçmuyor yani. Yine YouTube'da görmüştüm galiba. He. Galiba Uraz Benloğlu çekmişti. Terk edilmiş Disney adası gibi bir şey var. Biliyor musun Yiğit orayı? Bolu'da. Yani orası mesela çok garip ama buranın bu kadar harabe olması daha da garip. Yani burası yapım aşamasında mı terk edilmiş? Hayır. Yapılmış. Açıkmış, sonra borca giriyor, batıyor, sonra ev değiştiriyor. Bu. Şuraya gidelim. Nereye? Burası çıkmaz kalmış. Bina çok büyük ya, ne bu peki? Hayır, gel bu buranın şey mi yani, kral dairesi mi Sıla sence? Allah'a emanet. Sidik kokuyor ama. Hayır.
Saçlarını düzeltsen, hadi gel işte. Abi saç düzeltin abi. Niye düzeltmeyeyim abi? Ben bu bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin karşısında düzgün gözükmeyeceğim ben nerede gözükeceğim? Bana bak bir de. Şimdi ben sana buranın hikayesini anlatıyorum Sıla. Anlat. Adam giriyor. Hı. Tam duş alırken acilen bir telefon geliyor. Hemen oteli terk edin. Evet. Oteli acilen boşaltıyoruz. Hı. Adam da burada donunu bile giymeden çıkıyor gördüğün gibi. Vaa. Donunu burada bırakıyor. Korkudan hatta diyor ki o kadar acil ki kapıyı kırıyor öyle çıkıyor yani. Yok abi. Çıkıyor, tabii. Hiç uğraşmamış gibi. Hep böyle olur da sen filmlerde de gidelim diyen de ilk önce ölür. Beni öldürecek olan ne burada? Orasını Allah bilir. Ben şimdi gidiyorum bir şey varsa çıksın. Burada sanki bir şeyler yanmış gibi değil mi? Olur ya. Belki hala kalan insan belki hala burada olabilir abi. Ya çok tehlikeli şeyler yapıyoruz ya. Burada şey var. Yıpranmamış bir mont var. Yıpranmamış. Yani yıpranmış düşünüyorum. Sence bu yıpranmış mı? Evet. Sence burada şu anda birisi yaşıyor olabilir Sıla. Gerçekten şu tarafa doğru gidelim mi? Şu her şey çok korkunç aslında. Çok eski olmayan parçalar da var Sıla şu. Şu sürgülü kapı sağlam gibi mesela. Baksana yani bu dolaplar falan. Gel devam edelim. Balkonundan dışarı bakarken evet. Buradaki odalardan birinin ışığını açık görsen ne hisseder mi? Nasıl yani? Buradaki balkona bakarken geldiğimiz yer çıkmış. Buraları. Böyle bastığın yer. Evet, tamamen terk edilmiş ya geri kalanında. Onlardan birinin kaçar. Işığı. Hemen kaçar. Bizi arayan güvenliği hemen derdim ki abi biz bu değil bizi al. Ve o güvenlik abi aslında yok. Bu ne oğlum? Benim evdeki şifon yerinden daha sağlıklı çalışıyor bu. 1 milyon yazıyor orada. Amcası 1 milyon. Aaa! Seninkini yapmışlar. Lan yemin ederim ki iyi. 1 milyon. Gümünün özel mi? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim çarpsın ki biz gelip hiçbir şey yazmadık. Sıla'nın üstüne yemin ederim ki yapmadık. Gel şöyle git karşıdan çek çek. 1 milyonu Sıla bana satıyor mu şu an? Satıyor. Oğlum baksana. Ya buraya kesin geceleri geliyor Yiğit. Bu güvenlik de mesela o yüzden burada olabilir. Evet evet. Ya geceleri buraya değişik insanlar geliyor yani. Ay sikir! Buraya. Yavaş. O neydi? He? Anlamadım ben. Ya rüzgardan bir cam falan düşmüştür. 700 kattan. Ne olacak? Ya durduk yere nasıl düşüyor? Elimi çok kötü vurdum ya. Ben de. Nereye geldik biz şu an? Yanık kokuları var lan. Evet evet. Yemin ederim yanık kablo kokuyor şu an. Bence buralarda bir yangın çıkmış. Hayır şu an kokuyorum bence. Şuraya bir bakalım gelin bak. Şurada bir şeyler var. Gel. Eyvallah. Buyur abi. Sen diye bir arkadaş vardı diye yatırdım. Konu zannettim ya. Yok yok. Abi. Eyvallah teşekkürler. Ne dedi o? Ersan diye bir arkadaşı varmış. O mu sanmış? Ayak mı yaptı sence? Olabilir de. Bu kim şeyin burada karşımıza çıktı? Ne işi var yani burada? Acaba o bir şey mi fırlattı bize Yiğit? Orada biz. Bilmiyorum. Cam ataş falan mı attı acaba? Neyse hadi gelin biz yavaş yavaş gidelim buradan. Bence burada bir yangın da çıkmış ya. Aynalar falan çarpmış. Hava zaten çok korkunç duruyor. Aha! Burada bir tane sigara paketi buldum. Ama bu eski değil Yiğit, yeni. Acaba burada değerli bir eşya da bulabilir miyiz yani? O adamın bize seslendiği merdivenin oradan çıkacağız. Ben hala ama o adamın burada ne işinin olduğunu anlamıyorum. Gelsin. Yavaş. Ben de. Harfler var baksana. Çok kötü kokuyor. Çok pis kokuyor. Aa içerisi yanıyor abi. Yanıyor. Oğlum bir şey yanıyor bir şey. Çıkalım nereden çıkacağız buradan. Yiğit? Buradan. Sıla gel benimle. Buradan mı? Evet. Yiğit ne yapıyorsun? Sen mi yaptın bunu? Sormadım ben sadece. Sonra diyoruz balkondan çıkacağız. Devam et. Emin misin balkondan? Evet. Buradan da biz yavaş yavaş uzayalım. Biz şuradan geldiğimiz yerden gidelim artık. Peki niye aşağısı yanıyor? Evet ben onu merak ettim işte. O yangın nereden çıktı? Arkada kalma artık abi. Hadi ben sen git hadi. Oy oğlum. O yolun ortasındaki ne? Ne? Kedi var. Kedi değil mi o gözleri? Abi bir tek ben görüyorsam asıl problem orada. Görmüyor. Oğlum şurada hayvanlar gözlerine bak lan. Ondan üniversite senin ya. Benim beyaz. Ne
Niye yedin tadı ya? Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Zaten korkmaya artık şey oldum Yiğit, yani korkmaya hazır. Ne oldu? Sen buradan gelmedin oğlum? Bundan gelmedin. Hayır. Buradan mı geldin? Yani sola bir alt mahalleyin. Arkadaşlar korktuğumuz için acilen koşarak arabaya geldik. Yani cam kırılma sesi değil mi Yiğit? Yani rüzgardan olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum açıkçası, çok da bir açıklama gereği de duymuyorum arkadaşlar çünkü kendimde çok fazla açıklaması yok. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız şu anda kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çünkü buna göre karar veriyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Abi kapat, şey yap da git. Hadi gidelim. Gidelim hadi.